parametreyle devam edeceğiz. Parametrede Ankara'nın gündemiyle başlayacağız. Ankara'nın gündemi ağırlıklı olarak aslında parametreyi ilgilendiren konular bazında bakıldığında, ekonomiyi ilgilendiren konular bazında bakıldığında ağırlıklı olarak yurt dışından şekilleniyor ve biz de bütün bunları konuşuyoruz. Ankara'ya gidelim, Ankara'nın gündemini soralım. Evet, Ankara'nın gündemini konuşacağız. Ankara'nın gündeminde konuşmak üzere Ankara stüdyomuzda Murat Çelik bizleri bekliyor. Murat, günaydın diyeyim hemen sana. Günaydın, iyi yayınlar Mine. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz bu torba yasayla başlayalım. Meclis tatile girecek. Tatile girmesiyle birlikte de bir takım düzenlemelerin gecikmesi gibi bir halden bahsedeceğiz. Acaba bu düzenlemeler neler olacak? O torba yasanın içerisinde dün sunulmuştu. Nasıl bir sıralama var ve bundan sonraki süreç elbette nasıl bir tabloyu önümüze koyacak? Onu biraz konuşalım seninle. Şöyle, önümüzde 10 günlük, 11 günlük bir süre var meclisin tatile girmesi için. Onun öncesinde bekleyen 3 önemli başlık var meclis gündeminde. Aslında meclisten başlamışken şöyle kısacık hemen Ankara'da siyasetin, meclisin gündeminde neler var? Bugün malum salı, mecliste partilerin grup toplantılarının yapılacağı gün, yapılması gereken gün. Gereken diyorum çünkü iki partide, AK Parti'de ve MHP'de grup toplantıları yok bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam iftarda mecliste olacak ve milletvekillerine bir iftar yemeği verecek. Bugünkü tek programı, gözüken tek programı o Cumhurbaşkanı'nın. Zannediyorum akşam iftardaki o iftar yemeğinde, o iftar davetinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak o iftarda gündeme ilişkin açıklamalarını yapacak Erdoğan. Dediğim gibi MHP'de de grup toplantısı yok. Meclisin gündemine şöyle bir gelip baktığımız zaman da hani neler var? Önce bir turizmle ilgili bir yasa teklifi var. Şimdi önce genel kurula o bekleniyor. Sonrasında yine aslında büyük oranda kamuoyunun son halini almasını beklediği askerlik, yeni askerlik düzeniyle ilgili, askerlikte geçilecek yeni sistemle ilgili kanun teklifi gelecek meclisin gündemine, ama henüz meclise Milli Savunma Bakanlığı tarafından sunulmuş değil. Bugün yarın bekliyoruz onun da sunulmasını ve askerlik süresi, işte bedelli askerlikteki rakamlar vesaire, bütün bu detaylar belli olacak. Onun dışında da dediğin gibi torba yasa var. Torba yasada da birkaç başlık öne çıkıyor. Öncelikle bir hurda, yani sıfır otomobil almak isteyenlere otomotiv şirketlerinin bir sağlayacağı imkandan bahsedelim. Yeni torba yasa teklifinde AK Parti bulunuyor, bu teklifi hazırlayan AK Parti, onu da söyleyelim. Hurda teşviki 10 bin lira, ÖTV indirimini 15 bin liraya çıkarmayı hedefliyor. Bu teklif kabul edildiğinde 1 Temmuz'dan itibaren büyük olasılıkla uygulama aşaması 1 Temmuz'u bulacak gibi gözüküyor yapılan yorumlara bakıldığında. Mevcut hurda teşvikinde matrah 70 bin lirayı aşmayan otomobiller için 10 bin liraydı hurda teşviki. 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar, yani 70 bin ile 120 bin lira arasında olanlar için 8 bin lira, 120 bin liranın üstündekiler için ise 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanıyordu. Şimdi bu yeni gelen torba yasadaki teklifle birlikte bu rakam 15 bin liraya çıkacak, öyle gözüküyor. Burada tabii otomobil sahipleri sıfır otomobil alırken kendi hurda otomobillerini götürmenin yanı sıra, eğer öyle bir imkanları yoksa, bayiler daha önce satın aldıkları hurda otomobilleri alıcının lehine bu hurda teşvikinden faydalandıracak şekilde bir düzenlemeye gidebilecek. Yani nihayetinde orada yapılacak düzenleme sıfır otomobil alacak, almayı düşünen vatandaşlar için 5 bin liraya kadar ekstra bir indirim ifade edecek. Böyle özetleyebiliriz. Bunun dışında yine torba yasanın içinde öne çıkan maddelerden biri var. Özellikle İstanbul'da köprüyü kullananlar için tabii daha da önemli oluyor. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle
Boğaziçi Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezaları vardı. Onların da affedilmesi gündemde ve bunun dışında yine aynı köprüden geçişlerde idari para cezalarından açılan davalardan feragat şartıyla da vazgeçilecek. Daha önce eğer orada ceza alıp da o cezayı ödemiş olanlar varsa bu tahsilatlarsa başvurulması halinde, yani ödeyenlerin başvurması halinde iade edilecek. Ve bir başka başlık torba yasanın içinde İstanbul'da bir yeni üniversite kurulması teklifi var. Galata Üniversitesi Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul'da Galata Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulması. Dediğim gibi Ankara'da mecliste bu akşam Cumhurbaşkanı'nın vereceği iftar var milletvekillerine. Grup toplantılarında AK Parti ve MHP grup toplantısı yok bugün. Diğer taraftan yine Ankara'nın sıcak gündem maddesi malum. YSK'dan 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçiminin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararı kısa karar, özet karar çıkmıştı biliyorsunuz. Tartışmalar devam ediyor o konuda. Yani gündemi belirlemesi anlamında gündemde tartışılan bir konu. Seçim kampanyası sürüyor. YSK'nın gerekçeli kararı bekleniyor. Dün gündeme gelen yaklaşık 200 sayfalık bir gerekçeli karar olduğu yönünde haberlerdi. Sonrasında kararın henüz açıklanmamasının nedeni olarak kulislerdeki bilgi şu. 4 karşı oy veren, biliyorsunuz 7'ye 4 olarak alınmıştı o karar. 4 karşı oy veren üyenin gerekçeli karar o karşı oy yazılarını yazmak için ek süre istedikleri. Çünkü diğer 7 üyenin gerekçeli kararlarında bugüne kadar gündemde olmayan bazı başlıkları kararlarına yazdıkları, karşı oy verenlerin de karşı oy yazılarını işte bu yeni unsurları da içerecek şekilde güncellemek için ek süre istedikleri. Dolayısıyla gerekçeli kararın yazımı Yüksek Seçim Kurulu'nda sürüyor. O da önümüzdeki, belki bugün, belki yarın, bilmiyorum. Üyelerin elbette o yazım işleminin ne zaman biteceğiyle bağlantılı bu. Ama çok kısa süre içinde o gerekçeli kararın da açıklanmasını bekliyoruz yine. Peki gelelim bir başka konuya. Yurt dışı kaynaklı iki ayrı haber var ki iki ayrı haber de dünya ticaretini önemli ölçüde etkiliyor. Hem dünya ticareti hem dünya ekonomisi açısından aslında önemseyip konuşmak istediğim konular bu ikisi de. Ama bir tanesi bizim güvenliğimizi de oldukça önemli şekilde etkiliyor. Çünkü bu coğrafyanın çocuklarıyız ve kendi sınırlarımızda sürekli olarak bir kargaşa durumu söz konusu. İran'dan bahsediyorum. İran hem ambargo yemiş olması dolayısıyla dünyaya karşı bir tavır sergileme üzerine motivasyonu olan bir ülke. Bir taraftan işte hafta başından beri bu gerginlik nedeniyle konuşuyoruz. İran sonuç itibariyle başka herhangi bir ülke değil, yani bir Suudi Arabistan değil, bir ne bileyim Irak değil, bir Suriye değil. Dolayısıyla hani Pers kültürüne sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Uranyum zenginleştirmesi konusunda adımlar atabileceğine dair önemli de bir tehdit savurdu aslında. Böyle aba altından sapa göstermek değil de sopanın üstündeki abayı kaldırmak şeklindeydi tavrı daha ziyade. Amerikan İran gerginliği dünyayı nereye getirir? Ve biz arada nereye doğru evriliriz tabii? Şunu bir kere altını çizmemiz gerekiyor. Sıcak savaş ortamının yaşandığı bir Suriye var bölgede malum. Hani Suriye eksenli gelişmeleri hep değerlendiriyoruz. Bir tarafında Rusya var, Amerika Birleşik Devletleri var, işte İran var. Türkiye'nin elbette bütün uluslararası ilişkilerini her anlamda ve dolayısıyla sonrasında ekonomiye bağlantılı şekilde etkileyen bir süreç var. Ama dediğin doğru, yine Amerika-İran gerginliği bölgedeki gündemin ilk sırasına yerleşti. Yine diyorum çünkü başta Amerikan-İsrail ilişkileri olmak üzere ve tabii İsrail-İran geleneksel gerginliğini de düşündüğümüz zaman aslında şu noktanın altını en sarih şekilde, en açık, net şekilde çizmekte fayda var. Bu bölgede ne yaşanıyorsa yaşansın, hele de Washington'dan gelen açıklamalar veya Washington'ın politikaları, bölge politikaları ışığında baktığımızda Suriye'yi de konuşuyor olsak, Türk-Amerikan ilişkilerini de konuşuyor olsak, İsrail-İran ilişkilerini, Rusya-Türkiye ilişkilerini, yani o çok taraflı ilişkileri hangi ikili bağlantılarla konuşuyor olursak olalım, şu gerçeği unutmamak gerekiyor. Bu bölgeyle ilgili gündemi belirleyen gerçek
Amerikan-İran savaşı, tırnak içinde söylüyorum savaşını, elbette sıcak savaş anlamında değil ama Amerikan-İran gerginliği veya Amerikan-İran diplomatik savaşı bu bölgedeki bütün gündem maddelerinin altında temel oluşturan nokta. Washington-Tahran hattındaki gerginlik ve iki tarafında bir anlamda geri adım atmaması veya karşılıklı kozlarını dönemsel olarak oynaması, sonrasında da bir şekilde işte ertelemelerle veya bir orta yol bulunmasıyla gitti yıllar içinde, ama artık Trump'ın yaptığı açıklamalar ve buna karşılık Tahran'dan gelen karşı açıklamalarla, dediğin doğru, yine çok gergin bir noktaya geldik. Ne oldu? Twitter'ı malum Amerika'yı yönetirken de bununla eleştiriliyor Trump. Sadece Amerika değil, adeta dünyanın gündemine Twitter üzerinden attığı tweetlerle şekil veriyor diye. Yine bir tweetle, tehditle başlamıştı ve Amerikan Başkanı İran Amerika'yı tehdit ederse sonları olur şeklinde bir tweet atmıştı. İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten buna karşılık bir açıklama geldi. Trump, B takımının kışkırtmalarıyla, dedi, İskender, Cengiz Han ve diğerlerinin başaramadığını elde etmeyi umuyor. Tüm işgalciler giderken İran 1000 yıldır burada ayakta, diye bir meydan okumayla cevap verdi. Birleşmiş Milletler'den ve Avrupa Birliği'nden bu konuda gelen açıklamalar oldu. Ama şunu söyleyeyim, şimdi Amerikan-İran gerginliğinin içinde İran Atom Enerjisi Kurumu zenginleştirilmiş uranyum üretimini 4 kat artırdığını bildirdi. Ve Trump da yine açıklamalarına dediğim gibi devam etti. Burada tabii şu noktanın da altını çizmek lazım. 2015 yılında imzalanan bir İran nükleer anlaşması var. Tahran yönetimi elinde eğer 300 kilogram işlenmiş uranyum birikirse bunu yurt dışına çıkartmakla yükümlü, işte bu 2015 anlaşmasına göre. Ve yaptığı açıklamada İran Atom Enerjisi sözcüsü, o dedi ki İran'ın bugünden itibaren Natanz nükleer merkezinde %3.67 oranındaki uranyum zenginleştirme üretimini 4 kat artırdığını ve birkaç hafta içinde İran'ın bu düzeydeki uranyum stokunun 300 kilogram tavanını aşacağını söyledi. Yani sonuç olarak o uluslararası anlaşma, İran'ı da bağlayan anlaşmadaki limitin aşılma aşamasına geldiğini açıklamış oldu. Ve bunun dışında da yapılan açıklamalar var elbette, dediğim gibi Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden. Ha, şunun da tabii görülmesi gerekiyor. Böyle dönemlerde çok taraflı ya da ikili gerginlikler yaşandığında Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği'nden o bildiğimiz açıklamalar gelir. Aslına bakarsanız, ha, önemli midir? Mühimdir elbette, ama Birleşmiş Milletler'den gelen açıklama örneğin Amerika ile İran arasındaki gerginliği artıran söylemlerin bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulunuyor Birleşmiş Milletler. Hani bir yaptırımı mı var mı süreç üzerinde, ya da bir devreye girip de işte bu soruna çözüm bulunması için aktif bir rol alması gibi bir sonuç doğuruyor mu? Maalesef hayır. Geçmişte olduğu gibi Birleşmiş Milletler'in bu manada yaptığı açıklamalar birer iyi niyet beyanından veya işte sözlü bir uyarıdan öteye pek gitmiyor. Keza Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da gelen bir açıklama var. O da iki ülke arasında, yani Amerika ile İran arasında artan gerilimle ilgili, bölgenin daha fazla istikrarsızlık unsuruna ihtiyacı yok diye bir ifade kullanıyor Avrupa Birliği. Dediğim gibi bunların Washington üzerinde veya Tahran yönetiminin cevapları üzerinde bir belirleyiciliği de çok fazla yok. Tabii ki bu kaygıları dile getirmesi çok normal, hem Birleşmiş Milletler'in hem Avrupa Birliği'nin. Nihayetinde burada yaşanan gerginlik Avrupa'yı da doğrudan etkiliyor. Hatta dünyayı doğrudan etkiliyor. Sadece siyasi anlamda değil elbette, diplomatik manada değil. Aynı zamanda ekonomik olarak da çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Ve İran'a yönelik ambargonun işte Türkiye'nin de ne zamandır nasıl gündeminde olduğu ve Türkiye'yi doğrudan etkileyecek şekilde nasıl gündemde olduğunu da biliyoruz. Bütün bu boyutlarıyla baktığımız zaman da bu bölgede yaşanan her türlü gelişme, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz gerginliği veya işte gündeminden de düşünün aynı şekilde. Hani özellikle de Trump döneminde Amerikan-İsrail ilişkilerinin geldiği nokta ve Amerika'nın İsrail'le birlikte bu bölgede yarattığı gündemi de düşündüğümüz zaman, başında söylediğim gibi bu bölgede yaşanan gelişmelerin hepsini
Bakın hiçbirini bundan bağımsız değerlendiremeyiz demeyeceğim. Hepsini doğrudan Amerikan-İran gerginliği bağlamında değerlendirebiliriz. Öyle ya da böyle doğrudan ya da dolaylı olarak işin dönüp dolaşıp gittiği nokta o, altını çizmekte fayda var. Peki geçelim bir başka yine Amerika'nın bir anlamda taraf olduğu, diğer taraftan hani normal koşullarda nasıl fotoğraf çekiyor, güzel fotoğraf çekiyor mu, derinliği iyi veriyor mu üzerinden belki bizim kendi aramızda tartıştığımız ama başka tartışmalara çok daha fazla konu olan bir durum. Bu Huawei'den bahsediyorum, Google'la işbirliği bitti gibi bir açıklama yapılmıştı. Başta sonrasında 90 günlük bir süre verilmiş yanılmıyorsam. Orada Hürriyet gazetesinden birazcık ben aktardım ama güzel fotoğraf çekiyor mu? O kısmını tartışalım mesela. Evet, Huawei iyi fotoğraf çekiyor gerçekten. Çünkü bir dünya markası olan Leica ile anlaşması var ve Leica lens kullanıyor. Dolayısıyla fotoğraf meraklıları için gerçekten pazarda önemli bir tercih noktası Huawei. Ve dünyada da hani bu tür ürünlerde, akıllı telefonlarda özellikle, yani Çin malı diye bizim adlandırdığımız, hani biraz böyle hani sanki ikinci kalite, ikinci sınıfmış gibi öyle bir imaj vardı. Ne zamana kadar? Huawei piyasaya girene kadar ve Huawei'nin ürettiği telefonların pazar payının dünyada, sadece Türkiye'de değil dünyada çok ciddi arttığını biliyoruz. Android işletim sistemi kullanıyor. Ve şimdi işte Amerika Çin ticaret savaşları gündeminin içinde en somut ve belki de sadece Amerika'daki ya da Çin'deki insanları değil, doğrudan bütün dünyadaki kullanıcılar itibariyle herkesi ilgilendiren bir noktaya geldi iş. Yani insanlar ceplerinde kullandıkları o marka, Huawei marka telefonların artık senin bahsettiğin sadece iyi bir fotoğraf makinesi olma özelliğiyle mi sınırlı kalacağı endişesini yaşamaya başladı. Çünkü Trump'tan gelen işte yine bir açıklama vardı. Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan bir kararnameye imza attı. Ve bunun hemen ardından da Google, Amerikan Google, akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirecek o açıklamayı yaptı. Dünyanın en büyük mobil iletişim işletim sistemi Android'i geliştiren bir marka Google, onun da altını çizmek lazım. Çinli Huawei ile işbirliğini askıya aldığını söyledi. Bu ne demek oluyor tabii? Hani bir tarafta Apple var, Apple'ın ürettiği telefonlar var malum. Diğer tarafta da işte ona en büyük rakip olan Samsung'la, Koreli Samsung'la birlikte en büyük rakip olan Çinli Huawei'yi bir anlamda Amerikan ulusal güvenlik gerekçesiyle de olsa bir anlamda pazarda çok ciddi yaralayacak bu adımı attılar. Android iletişim sistemini Huawei marka telefonlarda güncellememek. Onun dışında işte Google'ı kullanamayacaksınız, düşünün cebinizdeki telefonda. Google'la bağlantılı olarak diğer birçok uygulamayı, işte YouTube gibi bir uygulamayı örneğin kullanamayacaksınız vesaire. Ve bir süre sonra cebinizdeki telefon sizin akıllı olmaktan çıkmış olacak, adeta cebinizde dururken güncellenemeyeceği için artık verimli kullanılamayacak veya o markanın, Huawei'in B planı çerçevesinde hazırlayıp kullanıcılarına sunacağı diğer yöntemlerle bir çıkış yolu aranacak. Ama o da tabii ki hani bir Google gücünde, etkinliğinde, kalitesinde, hızında olmayacağı için insanlar bu marka telefonu kullanmaktan zaman içinde vaz mı geçecek? İşte böyle bir sonucu olacağını kestirmek zor değil elbette. Zaten dediğim gibi elbette gerekçe Amerikan güvenliği olabilir, Amerikan ulusal güvenliği olabilir ama diğer taraftan Amerika-Çin ticaret savaşlarının içinde somut, doğrudan insanları etkileyen ve doğrudan ekonomik anlamda da çok büyük bir gerçeklik ifade edecek bir adım bu. Bu manada hep böyle büyük krizlerde olduğu gibi işte bir orta yol bulunması ya da bir geçiş dönemi ifade etmesi, daha doğrusu pazarlıklara, aynı demin İran'la yaşanan gerginlikte olduğu gibi pazarlıklara zemin oluşturacak, imkan sağlayacak geçiş dönemleri olur. Bu manada da biz yayına girmeden önce Reuters'tan gelen bir haberden haber konuşuluyordu. 90 günlük bir erteleme, yani bu
Google'ın Android ile ilgili Huawei kararında 90 günlük bir erteleme. Ama işte o 90 gün içinde, 3 ay içinde iki tarafın atacağı adımlarla bu sorun çözülecek mi? Yoksa Google gerçekten askıya aldığı anlaşmasını Huawei ile tamamen mi ortadan kaldıracak? Yani Çinli üretici Amerikan yazılımlarını özetle kullanamayacak mı? Bu da doğrudan Huawei kullanıcıları üzerinden herkese etkileyecek ve o akıllı telefonların kullanılamaması sonucunu mu doğuracak? Geldiğimiz nokta bu. Baktığınızda işte hani e-mail hizmetleri, mesela Google'ın e-maili Gmail dünyada en yaygın kullanılan mail sistemi malum. Dediğim gibi YouTube aynı şekilde, bunlar çok fazla kullanılıyor. Böyle baktığınızda da dünya genelindeki Huawei kullanıcılarının Android sistemini güncelleyememesi halinde Gmail'i, YouTube'u vesaire bunları kullanamaz hale gelmesinin yaratacağı sonuçları, hani varın siz düşünün derler ya, aynen o şekilde. Peki şimdi öyle görünüyor ki zaten Trump sürekli olarak bir şekilde bir yerlere böyle bir ince ayar verip ondan sonra bu gerginliği yaratıp sonra bunun orta yolu nasıl bulunacak acaba gibi bir zaman koşuşturmacası yapıyor. İşte biraz daha hani o arada çok fazla konuşulduğu için normalleştirmeye mi çalışıyor ya da bir şekilde nasıl bir çözüm bulacak, nasıl bir çözüm sunacak, çözdüğü zaman kahraman mı olacak tarafı insanın aklına geliyor. Bütün bunlar aslında bir türde ticaret savaşlarından da bahsediyoruz ya, Huawei özelinde konuştuk gerçi ama sonuç itibariyle Çin'le ciddi bir ticaret savaşında olduğunu biliyoruz ve bütün dünyanın büyümesini otomatik olarak engellediği için Çin ve Hindistan gibi ülkelerin büyümelerindeki daralma dolayısıyla hepimizi ilgilendirecek noktaya geliyor. Şimdi Japonya'da Haziran sonunda G20 zirvesi yapılacak ve bu G20 zirvesinde Çin Başkanı Xi Jinping'le Trump'ın görüşmesi bekleniyor. Trump'ın söylediğine göre burada anlaşmaya yakın olabileceklerine dair açıklamalar da yapmışlardı. Sonra ne olduysa aslında anlaşmadıklarının açıklaması herhalde gerekmiş olsa gerek, %50 olmayacağını söyledi buradaki anlaşmanın Trump. Biraz daha Amerika'yı önceleyecek bir tavır sergileneceğini söyledi. Not olarak onları da ekleyeyim istedim. Başka konuya geçmeden önce var mı bu konuda söylemek istediğim şey Murat? Yok, hayır, gördüğümüz kadarıyla dediğin doğru. Hani Osaka'daki Haziran sonundaki G20 zirvesi Trump-Erdoğan görüşmesini de muhtemelen içerecek diye. G20'lerde malum bu ikili görüşmeler genel toplantıların da önüne geçiyor. Liderlerin bir araya gelme imkanı bulduğu bir ortam oluşuyor. Dolayısıyla hani Erdoğan-Trump görüşmesi ihtimalini biz önemsiyorduk. Şimdi aslında başından beri var olan Çin, Amerika, Pekin, Washington doğrudan temasında da başkanlar düzeyinde, devlet başkanları düzeyinde. Bu işte somut baktığımız zaman buradaki Google'la Huawei özelinde olan ama Amerika-Çin teknoloji devlerinin bilek güreşinin nereye varabileceği, bu sürecin akıbetini belirlemesi açısından da önemli başlıklardan birine dönüştü dediğin gibi. Peki şimdi dönelim yeniden yurt içerisine, biraz bu kadar gerginliğin ardından keyifli şeylerden bahsedelim. Gezilerden bahsedelim, turizmden bahsedelim. İşte bacasız sanayi klişe cümlesiyle birlikte genellikle aktardığımız bir sektör, turizm sektörü. Ancak yani bu klişeye sahip olmakla birlikte gerçekten de öyle önemli bir turist çeken ülkeyiz. Burada yapılacak, geliştirilecek çok alan var. İşte Ege sahili, Akdeniz sahili, Karadeniz bambaşka ama doğu tarafı, Güneydoğu Anadolu tarafı da bambaşka güzellikler içeriyor. Binlerce yıllık tarihi bir kere her şeyden önce içeriyor. Bir Mezopotamya kültürünü içeriyor. Dolayısıyla oraları görmek, tanımak, dünyaya tanıtmak hem ülkemiz açısından önemli, hem ekonomimiz açısından önemli, hem de bir insanlık görevi aslında. Doğru, bayram tatili yaklaşıyor. Bu da bir fırsat. Az kaldı. Bugün ayın 21'i. 10 gün sonra son çalışma günü. 31 Mayıs Cuma son çalışma günü. Sonrasında mesai tekrar 10 Haziran'da başlayacak. Dolayısıyla böyle 10 günlük bir net tatil var. Bu uzun bayram tatillerinin de turizmde çok ciddi bir hareketliğe yol açtığını biliyoruz.
Yurt dışı turlar çok uzun süre öncesinden neredeyse dolmuş vaziyette. Türkiye'den yurt dışına gidecek birçok insan var bayram tatilinde. Avrupa'nın farklı köşelerini görecek. Onun dışında Yunan adalarının çok yoğun talep gördüğü yine turizm haberleri içinde gazetelerin ekonomi sayfalarında var. Ve tabii dediğin gibi yurt içi. Yurt içinde de mesela önemli destinasyonlardan biri 29 Mayıs itibariyle yeni bir sefer başlıyor. Nerede? Doğu Ekspresi'nde. Hani İstanbul-Kars, Kars-İstanbul Doğu Ekspresi özellikle bu kışın yani bitirdiğimiz kışın en önemli böyle moda olan neredeyse destinasyonlardan biriydi. İstanbul'dan Kars'a gidip Kars'tan İstanbul'a dönenler Doğu Ekspresi'nin o karlar içindeki güzergahını gerçekten sosyal medya başta olmak üzere her alanda çok böyle reklamı da iyi yapıldı. Çok da hak eden bir yer. Kars'ta nefis bir şehir gerçekten. Yani bir anlamda İstanbulluların ya da batıdan gelenlerin Kars'ı, Doğu'yu keşfetmesi gibi bir sonuç doğurdu. İşte bu yarattığı turistik hareketlilik kara borsaya düşüyordu çünkü biletler onu bile biliyoruz. Şimdi bir turistik Doğu Ekspresi adıyla 29 Mayıs'tan itibaren Ankara'dan çıkışlı olarak Doğu Ekspresi seferlerine başlayacak haberi var. Ankara-Kars seferini yapacak trenler. Pazartesi, çarşamba, cuma haftanın 3 günü Ankara'dan Kars'a turistik Doğu Ekspresi kalkacak. Yol üzerinde işte Erzurum gibi, Sivas gibi önemli güzergahlarda da durup yolcuların o kentin önemli yerlerini görmesine imkan sağlayacak bir planlama yapılmış. Çarşamba, cuma ve pazarda Kars'tan Ankara'ya turistik Doğu Ekspresi'nin dönüşü yani 29 Mayıs itibariyle gerçi artık yaz başlıyor. Hani doğuya gitmek için belki karlı manzara tercih edilebilir. Özellikle soğuk sevenlerin hani yazın batıya gidip kıyı şeridine gidip deniz tatili yapmayı tercih edenlerin alternatifi olabilir belki. Biraz sıcak olur o güzergahta ama Kars'a kadar gittiğinizde o yazın belki Doğu Anadolu'ya özgü bir serinliğini de yaşamak mümkün olabilir. Şimdi bu önemli, şu anlamda önemli. Gerçekten iç turizm özellikle de böyle bayram, uzun bayram tatillerinde çok canlanıyor ve sadece uçaklarla, hava yoluyla seyahat değil, onun dışında yüksek hızlı tren başta olmak üzere tren seferlerinde bayram tatili süresince özellikle bayramın başlangıcı ve bitiş tarihlerinde yer olmadığını biliyoruz. Ve elbette otobüs, karayoluyla bu seyahatlerde de otobüs firmalarının biletlerinin çok uzun süre öncesinde, bayram öncesi ve bayramın son bölümünde dönüş için tükendiğini biliyorduk. Şimdi 10 bin yeni sefer yani otobüs firmalarının 10 bin ek sefer yapması gündemde. CNN Türk'te bu konudaki haber var. Gün içinde de yayınlanmaya devam edecek. Oradan da takip edilebilir. Dolayısıyla hava trafiği, raylar üzerindeki demiryolu trafiği ve karayollarındaki otobüs taşımacılığı trafiği bayramın özellikle tekrar ediyorum başlangıcında ve sonunda çok yoğun olacak. İşte bu noktaya geldiğimizde de herhalde yayını kapatırken o bizim geleneksel uyarımızı yapmakta fayda var. Trafik denetimleri de çok yoğun olacak elbette ama denetim ne kadar olursa olsun, kurallar ne kadar net olursa olsun, cezalar ne kadar caydırıcı olursa olsun iş geliyor, dayanıyor. O insan unsuruna ellerinin arasında direksiyon olan, direksiyon başındaki o sürücülere dayanıyor. İşte uykusuz, alkollü, dikkatsiz veya kuralları içe sayan şekilde araç kullananların yarattığı kanlı bilançoyu her bayramda biz gazeteciler haber yapmak zorunda kalıyoruz. Her bayram öncesinde de umarız o haberler son olur diyoruz ama olmuyor. O yüzden ne olur dikkat edin deyip kapatmaktan başka çare yok. Gerçekten ağzımdan aldığın lafı tam ben araya girip söyleyecektim. Ne olur sevdiklerinizi üzmeyin. Lütfen dikkatli kullanın. Bir yere 5 dakika önce gitmek, 6 dakika sonra gitmek fark etmez. Yeter ki gerçekten gidin ve sevdiğiniz insana sarılabilin. Dolayısıyla dikkatli olun lütfen diyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum Murat. Kolay gelsin diyeyim. Ankara'ya da sevgilerimi göndereyim senin aracılığınla birlikte. Biz de devam edelim iç piyasalarla.
Evet, iç piyasaları, dış piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Daha ziyade dışarıdan etkilendiğimiz zamanları ekonomik bilançolar anlamında baktığımızda görüyoruz. İçeriden de elbette YSK'nın kararı, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi, ardından seçimin atlatılmasını bekleyen yerli ve yabancı yatırımcı. Dolayısıyla da bütün bunların ayrıntılarını, fiyatlamalarını konuşacağımız bir gündeyiz. Mehmet Gerz ile birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi böyle hızlıca bir başlayalım. Az önce Ankara'yla da ayrıntılarını konuştuk. Daha çok böyle Amerika'nın gerginlik yarattığı, tarafları gerdiği, o taraflardan biri olmadığımız zamanlardan bile bize çok yakın ülkelerle yaşadığı hikayeler, İran gibi ya da dünya ticaretine majör olarak etkilenen ülkelerden biri Çin gibi, bizim teknoloji ile ilgili işbirliği yaptığımız, savunma sistemleri üzerine konuştuğumuz Rusya gibi, dolayısıyla başkalarıyla ilgili işleri olsa bile bizi etkiliyor. Şöyle bir yurt dışı toparlaması yapalım. Önce siyaseten, ardından da ekonomik anlamda, sonra fiyatlamalara bakalım birlikte. Tabii. Amerika'nın yarattığı gerginlikle başlayalım. Nasıl okuyorsun, nasıl görüyorsun, nasıl bir fiyatlama olduğunu düşünüyorsun Amerika'nın Çin'le mesela yarattığı bu ticaret savaşının ardından? Yani bu ticaret savaşı son iki aydır gündemi oldukça işgal ediyor. Bizi de etkiliyor ama bizi daha çok etkileyen aslında içerideki faktörler. Yani biz dışarıdaki faktörler bir yere kadar etkiliyor. Fakat içeride seçimin tekrar edilmesi, ekonominin gidişatı, bunlar bence Türkiye piyasaları açısından daha önemli. Özellikle ekonomide devam eden dolarizasyon, buna yönelik alınan tedbirler bence Türkiye açısından daha gündemde konular. Dış tarafı tamamlamak açısından şunu söylemek istiyorum. Amerika şimdi İran'a da bir tehdit gösteriyor. Fakat Trump'ın seçilirken verdiği bir söz var. Ben bunu bir benchmark olarak hatırlıyorum. Bir çapa gibi. Dışarıdaki askerleri geri getirmek. Yani dışarı tek yeni asker göndermek yerine, yeni savaşlara girmek yerine dışarıdaki askerleri geri getirmek gibi bir sözü var. Bir iş adamı olduğu için çeşitli tehditlerle sonuç almaya çalışıyor. İran'a karşı da aynı taktiği denediğini düşünüyorum. Dolayısıyla ya İran-Amerika arasında sıcak bir çatışma olacağını ben düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum açıkçası. Oradan askerlerini çekme vaadiyle gelen bir başkanın ya da bir işte siyasi figürün nasıl olur da İran savaşmak isterse bu onun sonu olur gibi çok önemli bir tehdit dünyanın en büyüğü olarak savurur ki? Şimdi dedim ya, sözle ve tehditle sonuç almaya çalışıyor. Unutmayalım, 2020'de yani gelecek sene Ekim'de, Kasım'da Amerika'da yeni başkanlık seçimi var. Eğer orada seçilmek istiyorsa, ki ona yönelik çalışıyor, tam o seçim öncesi Amerika'yı yeni bir savaşa sokması Orta Doğu'da bence Amerika halkı tarafından takdir edilmez. Yani oy kaybeder. Bunu bir gerçek olarak önümüzde tutmamız gerekiyor. Çünkü Amerika'da seçime bir buçuk sene kalmışken bütün taktikler seçime yöneliktir. Yani Trump'ın en fazla yaptığı şey ticari anlamda sonuç almaya çalışıyor. Yani bu tür Amerika'nın askeri ve siyasi gücünü kullanarak bunu ticari bir kazanca tahvil etmeye çalışıyor ve sonra bunu içeride pazarlıyor. Şimdi burada da benzer bir taktik peşinde olduğunu düşünüyorum. Bizdeki gerginlikte bile, yani S-400 olayını eskale edip Türkiye'ye bir Patriot füze sistemi sattım deyip onu da bir ticari kazanca dönüştürmeye çalıştığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu bölgede sıcak bir çatışma konusunda bence ekstrem bir senaryo bu. Yani uç bir senaryo. Onu analiz etmek yerine bizim önümüzde çok daha reel konular var. Onlar üzerinde, onlar bence daha çok yatırımcının gündeminde. Şimdi onları da konuşalım. Şu Amerika mevzunu bitirmeden önce en son Jerome Powell'ın yapmış olduğu açıklamayı soracağım. %2 hedefinden vazgeçebiliriz enflasyon tarafında ve bir enflasyon aralık
meselesini konuşabiliriz diyor. 2020'ye ilişkin toplantı tarihi notlarını da zaten açıklamış. Herhangi bir faiz indirimi beklemediğini söyleyen Fed başkanları olduğu gibi herhangi bir faiz artımına zaten işaret eden bir ekonomik tablo olmadığını da söylüyorlar. Dolayısıyla stabil sürdürülecek bir süreçten herhalde bahsediyoruz ama para politikalarını yeniden gözden geçiriyoruz cümlesi üzerine konuşmaya değer herhalde. Yani bence bizler açısından detay konular bunlar. Ben Amerikan para politikasının bize etkisini sadece Fed'in önümüzdeki bir sene faiz artışı beklentisi piyasada nedir, var mı yok mu, enflasyon ne civarda diye bakarak değerlendiriyorum. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın para politikası bence bizim ekonomi kanallarında gereğinden fazla analiz ediliyor. Ben açıkçası bir fon yöneticisi olarak zamanımın çok az bir kısmını Amerikan Merkez Bankası'nın ne yaptığını analiz ederek harcıyorum. Benim şu anki görüşüm şu, Fed'den bir sürpriz yok önümüzdeki dönemde. Yani bir faiz artışı beklenmiyor. Hatta 2020'de bir faiz indirimi olabilir gibi bir beklenti var. Dolayısıyla bizi rahatsız edecek bir senaryo yok. Yani bizim Amerika'nın para politikasından ziyade kendi para politikamıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Türk lirası, bir sonu şey söyleyeyim, bir istatistik mine, son 10 yılda %75 değer kaybetti. Yani tabii Türkiye bir gelişmekte olan ülkedir. Genelde dolara karşı değer kaybeder para birimleri. Ama bize benzer kırılgan beşli dediğimiz ülkelerin ortalama değer kaybı %45. Yani biz kendi grubumuzun da çok üstünde değer kaybeden bir para birimine sahibiz. Ve bu %25 değer kaybının, %75 değer kaybının %65'i de son 5 yılda gerçekleşti. Dolayısıyla ucuzlayan TL varlıklardan belki bahsedebiliriz diye düşünüyorum. İşte borsa bunlardan bir tanesi gibi duruyor. 86.771 kapanışımızı gerçekleştirdiğimiz alan burası. 85'lerde yanılmıyorsam bir destek var. O destek aşağıya doğru kırılır mı, kırılmaz mı? Birazcık borsası tam konuşalım mı? Tabii şimdi borsada sonuçta Türk lirası bir varlık dediğin gibi ve TL'nin değer kaybından direkt olarak etkileniyor. Özellikle yabancılar burada ciddi para kaybettiler. Çünkü borsanın %65'i yabancı yatırımcının elinde. Şimdi oradaki yerli yabancı oranı nasıl? Çok az değişti. Yani %63'e indi. En yüksek %70'lerdeydi. Hı hı. Zaten Türkiye borsasının bir makus kaderidir bu. Neden bu kadar fazla yabancı var? Yabancılar burayı çok sevdiğinden değil, yerli yatırımcı eksikliğinden dolayı. Sermayenin tabana yayılmaması, evet. Sermaye piyasası araçlarının doğru zamanında anlatılmamış olması, işte 2000'li yıllardan kalan borsa küskünleri. Bir sürü nedeni var tabii. Okuryazarlığın olmaması. Biz bu finansal okuryazarlık konusuna FODER Derneği olarak çok değiniyoruz. Bu da bunlardan biri. Bireysel emeklilik sistemi bu yönde atılmış doğru bir adım. Yani sermayenin tabana borsadaki hisse sahipliğinin tabana yayılmasını bir ölçüde sağladı. Eksik kaldı ama o yönde doğru adımlar atılıyor. Şu anda 7 milyona yakın gönüllü, 5 milyon da otomatik katılımla giren katılımcı var bireysel emeklilik sistemi. Doğru yönetildiğini düşünüyor musun orada bireysel emeklilik sistemi? Buna ilişkin çok fazla eleştiri vardı çünkü o yüzden. Şimdi biraz tabii perspektife koymak lazım. Bu kuruldu ve belli bir yere geldi. Şu anda eksiklikleri ortaya çıkmaya başladı. Nedir? Yatırımcı, katılımcı fon seçemiyor. Getiriler düşük. Getiriler şeffaf bir şekilde, anlaşılır bir şekilde raporlanmıyor. Yatırımcı danışmanlık alamıyor. Bütün bu eksiklikleri bizler zaman zaman regülatöre, SPK'ya ve hazineye rapor ediyoruz ve etmeye de devam ediyoruz. Ve şu anda o yönde doğru bir adım, yeni bir reform adımı geleceğini düşünüyoruz. Tabii zaman alıyor. Bence bireysel emeklilik sistemi Türkiye'de finansal okuryazarlık anlamında ve sermaye piyasasının gelişmesi anlamında doğru yönde bir adımdır. Ama şimdi bu adımın yeni adımlarla takip edilmesi gerekiyor. Yani bir rekabet eksikliği var. Katılımcı ne yaptığını tam bilmiyor. Yatırım danışmanlığı tam verilmiyor. Yatırım danışmanlığı müessesesinin Türkiye'de kurulması gerekiyor. Şu anda yok. İşte katılımcıya deniyor ki yılda 6 kere değiştirme hakkın var. Halbuki o hak bir sorumluluk. Yani katılımcı... Hakla sorumluluk arasındaki terminolojik farkı bile henüz anlatabilmiş durumda değiliz diyorsun yani. Evet, yani orada fonları seçen kişi getirisinden sorumlu.
Ama getirisini bile bilmiyor çoğu kez. Çünkü doğru dürüst rapor edilmiyor. Yani eğri düşünüp, eğri oturup doğru konuşmak lazım denir. Sektör de, yani emeklilik sektörü, portföy yönetim sektörü olarak bizler çuvaldızı biraz kendimize batırmamız gerekiyor. Getirileri doğru rapor etmiyoruz. Katılımcıları doğru yönlendirmiyoruz. Fonların kolay seçimine yönelik adımları çok geç attık. Şu anda yeni yeni katılımcının fon seçemediği, ki doğaldır yani dünyada da. Yani fon seçmek teknik bir konudur. 7 milyon insandan git fonlarını seç ve yılda 6 kere değiştir dediğiniz zaman imkansız bir şeyden bahsediyoruz. Yani bunu sadece bizler burada gözlemlemiyoruz. İki ay önce ben MIT'ye bir ziyarete gittim bireysel emeklilik sistemi konusunda. Orada Nobel ödüllü bir profesör de aynı şeyi söyledi. Yani bize söylediği şuydu: bireysel emeklilik sisteminizde yapacağınız iki önemli değişiklik, bir, basit ve ölçeklenebilir olsun, basit ve ölçeklenebilir. İki, yabancı menkul kıymete ulaşımı sağlayın. Yani sadece yerli varlıklardan oluşmasın. Bu konu, ki sadece yerli varlıklardan oluşmasın konusu önemli bir konu. Nitekim bizde son 10 yılda TL dolar karşısında %75 değer kaybetti. Yani parasının bir kısmını döviz kıymetlere yatıranlar buradaki değer kaybından daha az etkilendiler. Yani yabancı menkule bir kısmını ayırmak önemli bir konu. Diğer taraftan sistemin basit olması, ölçeklenebilir olması, ölçeklenebilir de şu demek mi ne? Yani basit, az sayıda fondan oluşsun, fonları portföy şirketleri kursun, bir emeklilik şirketleri planlarına gelsin, bu fonlardan alsın. Yarın kıdem tazminatı fonu kurulduğu zaman o da gelsin aynı fonlardan seçsin. Yarın işsizlik fonu gelirse o da aynı fonlardan bir yapı oluştursun. Yani modüler ve ölçeklenebilir bir yapıdan bahsediyoruz. Bu tavsiyeyi veren de Robert Merton. Çok önemli bir profesör ve Türkiye'den de bir çıkarı yok. Biz ona yarım saat bu konuyu anlattık. Kendisi bize 2 saat tavsiyelerini verdi hiçbir çıkarı olmadan. Ben de buradan yetkililere iletmek istedim sizin vasıtanızla. Çünkü bence önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Bu arada hani az daha çoktur diye bir laf var ya, daha çok yabancılar kullanıyor ya da işte basitlik, sadelik daha çoktur, daha büyüktür diye. O anlamda bir herhangi bir şeyin basit olmasını çok önemli. Önemsiyorum. Çünkü basitçe bir şeyi anlattığınız zaman anlaşılmamasının mümkün olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla finansal okuryazarlık tarafında da işte terimleri birbirine karıştırıp, olayları birbirine karıştırıp, konuları birbirinin içerisine sokup çok daha böyle karmaşık, anlaşılmayacak bir finans dünyası göstermek yerine, aslında bu iş çok basit, böyle bir enstrüman var, alırsan sonucu bu, getirisi bu, riski bu. Hani konu kapanıyor orada. Sonuçta doğru anlatmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum hakikaten. O finansal okuryazarlık konusunda da elimden geleni yapacağıma sizin derneğiniz için de söz vereyim. Bir taraftan da şu altın meselesini birazcık konuşalım. Altın tarafında ons başına geldiğimiz nokta bize 1274 dolarları gösteriyor. TL bazlı olarak fiyatlananlar biraz daha farklı bir fiyatlamaya sahne olduğu için daha farklı. Ne önerirsin? Portföylerin içerisinde biraz altın atmak gerekir mi acaba? Ben altını sadece döviz bazlı bir varlık olarak düşünüyorum. Ve ikiye ayırıyorum yatırımcıyı. Eğer Anadolu'da bankaya ulaşımı olmayan bir ev kadını tasarruf yapmak istiyorsa ve altın alıyorsa bence bu makul. Ama şehirde yaşayan... Ev kadının hangi ev kadını olduğunu da tartışmak gerekir. Japon ev kadını var, Türk ev kadını var, ne bileyim Avrupalı ev kadını var. Ben Anadolu'daki Ayşe teyzeden bahsediyorum. Ama şehirde yaşayan, bankaya ulaşımı olan yatırımcının bence altın almasının çok bir mantığı yok. Çünkü altın almak demek aslında döviz alıyorsunuz. Altın döviz bazlı bir varlıktır. Ki Türk halkının yıllarca deneyimi şunu göstermiş: altın aldığı zaman aslında döviz aldığı için kendini uzun vadede enflasyona karşı koruduğunu gözlemlemiş. Bu gözlemden hareketle oluşan bir refleks bu. Şu anda da benzer bir şey var. Yatırımcı ciddi miktarda dolar alıyor. Mevduatların %yarısından çoğu, %55 diye okudum ki beni de ürküttü açıkçası rakam, %55'i dövize dönmüş durumda. Ben burada ibrenin biraz kantarın topuzunun kaçtığını düşünüyorum. Evet, yatırımcıda bir güvensizlik var.
Geleceğe dair bir endişe var. Seçimlerin tekrar edilmesi bu endişeyi ve güvensizliği arttırdı. Buna karşı kendini korumaya alma refleksi biraz aşırıya kaçtı. Benim tavsiyem yatırımcının manzaraya, piyasalara şöyle bakması lazım. Ne zaman ki bunu önemli bir fon yöneticisi pendulum örneğiyle, Sarkaç örneğiyle anlatırım yine. Basitleştirmek için söylüyorum. Hı. Sarkaç böyle hareketini düşünün. Hı hı. Bir yöne doğru gider ve bir yerden geri döner. Piyasaların hareketi bir sarkaç hareketidir. Bir tarafa doğru çok fazla gittiği zaman oradan geri dönmeye başlar. Ben doların, dövizin hareketinin de benzer bir yere geldiğini düşünüyorum. Ki burada buralara bile gelmesi gerekmezdi. Şu an 6 civarında ki 7'li seviyeleri gördük. Bunların çoğu Türkiye'nin bariz politika hatalarından kaynaklandı. Bunları yapmadığımız takdirde ben doların geri döneceğini, ki bir tahmin paylaşayım. S&P'nin dolar TL tahmini bu sene sonu için 5.30'du. Bence makul bir seviye. Ki bu tahmin aylarca önce yapılmıştı ama yine de uluslararası bir kurum. Türkiye'yi not verdiği için ücret almayan bir kurum. Objektif olduğunu düşünüyorum. 5.30 diye bir tahmin yaptı. Buna karşın tabii %2-3 küçülmesini bekliyor Türk ekonomisinin. Bu kadar küçülen bir ekonomide cari açık ağır aksak hasar vererek dengeye giriyor. Şu an yıllık cari açık 13 milyar dolar civarında. Evet. Ki 50-60 milyar dolarlardan buraya geliyoruz. Ciddi hasar var ama diğer yandan cari açıkta da düzelme var. Dolayısıyla dolar kurunun şu an yukarı doğru yaptığı hareketler politika hatalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla orada gerçekten alınacak önlemler yani ben dolar alımı konusunda katılımcının aşırıya kaçtığını, bunu biraz daha uzun vadeli değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendi para birimimize hem güvenmemiz gerekiyor hem de o güveni yaratacak politika adımlarını atmamız gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Rica ederim. Diyeyim, bir kısa reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra buradayım. Parametreye noktayı koyma vakti geldi. 86.771 endekslerinden Borsa İstanbul yüzü açacağız. Yeni güne 6.0368'deyiz. Dolar TL'de 6.7345'i görüyorum. Euro TL için 1.12'nin altındaki seyrini sürdürüyor. Euro dolar paritesi 25.72'den geçiyor faiz tarafında. İşlemler 1.274 dolardayız. Ons başına geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda ve 72 dolar 15 centlik bir fiyatlama görünüyor. Brent petrol cephesine diyelim. Noktayı koyalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.